İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi olarak 7 kurumu bünyemize kattık ve en son 2021 yılı Temmuz itibariyle tam olarak hizmet vermeye başladık tüm kurumların katılımıyla. Kurumumuz bünyesinde jandarma, sağlık, emniyet, sahil güvenlik, orman, itfaiye, bununla birlikte bütün bu kurumların aramalarına hepsine birden aynı anda hizmet vermeye çalışıyoruz ve bu konuda da hani çok başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Vatandaş bizi şu anda örnek vermek gerekirse yolda seyrederken yaralanmalı bir trafik kazası gördü, sıkışmalı. Kendisi 112'yi aradığı anda ilk çağrı karşılayıcı personelimize düşüyor çağrı. Çağrı karşılayıcı personelimiz arayan vatandaşımızdan direkt olarak olayın mahiyetin ne olduğunu öğreniyor. Ardından bu arada telefon numarası düşüyor. Telefon numarasını teyit ediyor. Sonra adres bilgisi alıyor ve olayın mahiyetine göre hangi kurumları ilgilendiriyorsa aynı anda o 7 kuruma birden vakayı atabiliyor. Aynı anda hepsinin ekranına düşüyor. Sonra ilk hangi kurum? Yaralanmalı trafik kazası ilk olarak sağlığı ilgilendirdiği için insan hayatı söz konusu. Sağlığa vatandaşın ayrılmayın lütfen sağlık birimini aktarıyorum olarak vatandaşı direkt olarak aktarıyor. Sağlık birimi de o yaralının durumu hakkındaki bilgileri alarak veya yaralı sayısını benzeri durumları alarak ambulansları yönlendiriyor. Bu arada emniyet, itfaiye hani durumuna göre kazanın aynı anda ekipleri çıkarmaya başlıyorlar. Bu arada sağlık da sesi aktarmaya başlıyor. Hani sıkışmanın durumu nedir gibilerden ön bilgileri almak maksat. Aynı anda tüm kurumlar haberdar olarak olay yerine yönleniyorlar, koordine olarak. Bu sistemin avantajı eskiden her şeyde ben hani doktor ve sağlıkçı olarak geldiği zaman çağrı sağlık itfaiye telefon ya da telsizde bilgi veriyor, emniyete telefon ya da telsizde bilgi veriyor. Her şey tek tek gidiyordu. Burada tek kurumdan aynı anda yani İzmir ortalaması ilk gelen birisi 112'yi tuşladığı andan itibaren bir ekip çıkarılmasına kadar geçen ortalama süremiz 107 saniye. Bu çok çok önemli bir rakam. Vatandaş bir bilgi istiyor. Hemen ilk çağrıda bu iniyor. Diğer kurumların o yoğunluğunu da aldık. Mesela doğalgaz ihbar hattı. Bunun bilgisini bizim ilk çağrımız veriyor zaten. Bunun için eskiden sağlığa, emniyete buranın numarası kaçtı diye soruyorlar. Hiç onları bu yoğunluğu biz ilk çağrıda zaten kapatıyoruz. Yaklaşık 3,5 yıldır burada görev yapıyorum ben. Gün içerisinde tabii itfaiye ilgilendiren birçok vakamız var. Öncelik tabii yangın vakaları, onun dışında kazalar, trafik kazaları, kurtarma vakaları. Onun dışında hayvan kurtarma vakalarımız çok sayıda geliyor. Onun dışında sel su baskını durumlarında su çekme işlemleri, mahsur kalan insanların kurtarılması gibi vakalar. Çok buna benzer acil durum vakaları diyebiliriz. 5 kişiyiz itfaiye adına bu kurumda çalışan. İhbarlar gelmeye başladıktan sonra mesela tek bir ihbar bir ev yangını için düşünürsek ihbarı alan arkadaşımız öncelikle
ihbarcıdan alması gereken çok önemli bilgiler var. Öncelikle bunların başına gelen de adres bilgisi tabii ki. Vatandaşların bu aşamada bize net bir şekilde doğru adresi iletmeleri lazım. İlk önceliğimiz bu aslında. İzmir 112'de yaklaşık olarak 6 yıldır çalışıyorum. Önceki görev yerim Denizli 112'ydi. Yaklaşık olarak bir 7 yılı tamamladım 112 acil çağrı merkezlerinde. Çağrı karşılayıcı olarak görev yapıyorum. İzmir 112'deki çağrılar ilk olarak bize düşüyor. Vakanın, olayın kısa tanımını alıyoruz, adresi alıyoruz. Hangi birimi ilgilendiriyorsa o birimi yönlendiriyoruz. Bazen bazı vakalar birçok birimi birden ilgilendirebiliyor. Örnek verecek olursak trafik kazaları, sıkışmalı trafik kazalarını örnek verebiliriz. İtfaiye, sağlık, emniyet birimini ilgilendirebiliyor. Aynı anda koordineli bir şekilde 3 birimi de yönlendirebiliyoruz. Bütün kurumlara aynı anda koordineli bir şekilde olaya en kısa sürede müdahalesini sağlıyor. Çünkü bizim direkt yönlendirecek lastiğinde hava yok.